İyi günler değerli izleyenler. Bir Masalın Aslı programında daha sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün benim için bir başka mutluluk var. Hem Türkiye açısından son derece önemli, televizyonlarda da çok sık gördüğünüz bir konuğumuz, Ata Televizyonu'nda da sık gördüğünüz bir konuğumuz var, Aziz Konukman, ama benim için sevgili Profesör Aziz Konukman, aziz bir dost aynı zamanda. Onun için zaman ayırdığından dolayı da çok çok teşekkür ediyorum kendisine. Biz değerli izleyenler artık alıştınız. Uzun uzun programımızın hazırlanış amacını, neden bu adı koyduğumuzu uzun uzun anlatmayacağız artık. Ama gene küreselleşme, küresel piyasalar, bütün bu yaşananlar, bunun ülkemize ve gelişmekte olan ülkelere dayattıkları bu konuları inceliyoruz ve tek tek ondan sonra alt sektörlerde, tarımda, sanayide, enerjide yaşadıklarımızı sizlerle paylaşmaya çalışacağız, dikkatinize getirmeye çalışacağız. Ama şu kadarına izin verin, masalın aslı dememizin temel nedeni bizlere sürekli olarak hem uluslararası tekellerin hem kendi ülkemizdeki bir takım yöneticilerin anlatmaya çalıştıkları masal faslını değil, işin aslını biz sizlerle paylaşmaya, dikkatinize getirmeye çalışacağız. Bugün de ilk programımızdaki Sayın Korkut Boratav'la başlattığımız süreci, daha sonra Sayın Nazif Eksen'le devam ettirdiğimiz süreci bugün değerli konuğumuz Aziz Konukman'la devam ettireceğiz. Onun için Sayın Konukman, eğer uygun görürseniz bu özellikle son 2 haftadır yaşanan, daha doğrusu iyice ayyuka çıkan ama aslında sinyallerini çok önceden veren, bağımsız düşünen ve bunları dile getiren uzmanların sıklıkla uyarmaya çalıştıkları gibi bir kriz yaşanıyor, bir süreç yaşanıyor. Tabii bunun Davos'ta da bir takım değerlendirmeleri yapıldı. Kimisine göre bunun bir durgunluğa yol açmayacağı gibi, çok iyimser düşünenler olduğu gibi, bunun ciddi bir durgunluğa yol açacağını öne sürenler daha büyük bir çoğunluk teşkil ediyorlar. Son 2 haftadır ama özellikle geliyorum dedi ama somutlanan bu krizin düşündürdüklerini sizinle paylaşmaya çalışacağız. Son 2 haftadır bu küresel finans piyasalarında özellikle sürekli iktisatçıların da İngilizce belki deyim kullandıkları, biz de bundan sıyrılmak adına ama bir anımsatarak, işte hedge funds denen, hedge fonları diye bazen söylenen ama bunun doğru herhalde tercümesi yüksek riskli fonlar, Evet. sizin de biraz Evet. önce söylediğiniz gibi. Hem de bu mortgage diye sürekli dile getirilen ama bunlardan sürekli arındırmamız lazım dilimizi diye düşünüyoruz. Kalitesi düşük bu Evet. konut kredileri, kimisi tutsat diyor, ipotekli diyor ama bunların yansımasıyla hem küresel ölçekte olanları hem de daha ileriki süreçte de bizim ülkemize yansımalarını lütfen masalın aslı olarak bize anlatırsanız çok seviniriz. Çok teşekkür ediyorum sevgili Necdet. Bir kere önce yayın için seni kutluyorum. Zaten seni çok yakından izliyordu herkes. Daha çok yorumcu olarak izliyordu. Burada herhalde daha çok misafirlerin konuşuyor. Sen de ama arada bir değerlendirme yapıyorsun. Bir kere önce onu kutluyorum. Yani Teşekkür çok ederim. önemli bir bence gelişme. Şimdi bu senin de bahsettiğin özellikle Türkçeleştirmede problemlerimiz var biliyorsun. Yani ne söyleyeceğiz mortgage kredilerine? Biliyorsun Türk Dil Kurumu'nun bir iktisadi terimler sözlüğü çalışması benim de bulunduğum bir grupta başladı. Aşağı yukarı bu 2,5 senedir sürüyor. Umarım önümüzdeki yılın sonuna doğru bitecek. Biz burada TÜTSAT ismini verdik. Mantığı da şu. İpotekli demek aslında. İpotekli konut kredisi. Biliyorsunuz insanların normal kendi koşullarında ev almaları çok kolay değil. Ne yapacaksınız? Hem ona bir kredi açacaksınız ama kredi açtıktan sonra da bunun bir güvencesi de olması lazım. Çünkü verdiniz adama sadece bir kişiye değil ki binlerce, on binlerce insana vereceksiniz bu parayı. Arkasından da garantisi olmayacak. Bu mümkün değil. Onun için ipotek yaptırılıyor ve böylece banka adeta herhangi bir ödememe durumunda zaten vatandaşın onu satıp parasını ödemeye de gerek yok, el koyuyor.
Yani işin çalışma mantığı bu. Tabii dünya ekonomisinde, kapitalist ekonomide özellikle Amerika bunun altyapısını oluştururken şuna dikkat etmedi. Önemli olan sayıların fazla olması. Büyük sayılar yasası gibi. Yani arada işte ufak tefek şeyler olur, batanlar olur, şunlar olur, bunlar olur. Ama öyle bir yapalım ki, sistemi öyle bir kuralım ki herkes bu sisteme katılsın. Çok fazla müsait midir, değil midir, ödeme gücü var mıdır, yok mudur, bunları işte onun için düşük kalite lafı oradan geliyor. Subprime lafı oradan geliyor. Yani alım gücüne bakmaksızın, bir ara hatırlar mısın bizde sokaklarda mini etekli hatunlar binaların önünde böyle şey verirlerdi, kredi kartları. Evet. Ya işte vatandaş geçiyor oradan, ya adamı incelemedin. Ve öder mi ödemez mi, memur mu, işçi mi? Canım ya, bir kart, bir alıştıralım da biz milleti. Aynı mantık burada da geçerli oldu ve tabii sistem ilk başta inanılmaz büyüdü. Hatta buna şey de demeye başladılar. Fiyatları çok yükselince, konut cazip olunca köpük. Piyasada bir köpük var. Biliyorsunuz böyle bir terminolojiler var. Çok hoş köpük var. Yani böyle bir yani borsaların dilini anlamak Necdet çok problemli işte, yani köpüklü piyasa. Ne demek köpük? İşte orada bir takım şişmeler olmuş. Yani demek ki çok pompalamışlar. Aslında belki müşteri pozisyonda olamayacak bir sürü insan satın alma gücüyle böyle bir işlemi gerçekleştiremeyecek binlerce insanı sisteme katınca ne oluyor orada diye bir merak ve muazzam bir, herkes konut almıyor. Müthiş bir şey. Çok kazandırıyor kardeşim falan demeye başlıyorlar. Peki bu nakit imkanları nereden gelecek? İşte orada da türev piyasalar devreye giriyor. Türevden kasıt şu. İşte birisi bir bono çıkartıyor. O bono birisi başkası tarafından üçüncü şahıslara garanti olarak veriliyor, satılıyor. O onun efendim kuponu öbürküne satılıyor. Acayip bir piyasa bu. Bunun hukuki altyapısı da yok. Yani kimin eli kimin cebinde derler ya, öyle bir durum. Çünkü burada basit bir alım satım işlemi değil. Normalde belki şöyle diyelim, reel olarak bir birim bir karşılık var burada. Konut, bir konut. Ama bu konutu temsil eden belki yüzlerce kağıt var. Düşünebiliyor musun? Nedir o kağıtlar? Benim borcum karşısında çıkartılmış. O borç bir yerde satılıyor, ikinci bir piyasada. O üçüncü bir piyasada başka bir kağıtla değiştiriliyor. Yani bu dili anlamak, bu dilin jargonlarını ortaya koymak gerçekten bir uzmanın dahi izleyemeyeceği türde bir şey. Dolayısıyla riskin büyüklüğünü bu piyasada herhangi bir risk olduğu zaman rakam veremiyorsunuz. Yani bir Allah'ın kulu kalkıp diyemiyor ki ABD'deki bu konut piyasasındaki risk şu kadardır, bunun dünyaya yayılımı şu kadardır diyemiyor. Kaotik bir ortam var. Yani buna şey diyemiyorum ben. Riskleri belirleyemiyorsak, olasılık hesabı yapamıyorsak bunun adı kaotiktir ya da belirsizliktir, öyle diyelim. Bu şimdi, bilinçli mi yoksa? Yani kapitalizmin böyle bir belirsizlikten eğer kazanç sağlama durumu söz konusu, büyük dev tekerler, dev şirketler büyük paralar kazanıyorsa, bu altyapının hazır olmaması, hukuki altyapının hazır olmamasından bir sürü kesimler müthiş voleler vuruyorsa iyi. Ama uzun vadede sistemin sürdürülebilirliği açısından da ciddi bir sorun. Onun için de nitekim regülasyonlar gelmelidir. Mutlaka piyasaya düzenleyici kurallar gelmelidir. Kapitalizm başıbozukluk değildir gibi sesler de yükselmeye başladı. Yani şöyle diyelim, kısa dönem, uzun dönem. Hani Keynes'in meşhur bir lafı var. Uzun dönemde hepimiz ölüyüz. Kapitalistler hep uzun dönemi düşünerek yaşayamazlar. Devletler daha çok o projeksiyonların içinde olurlar. Yani büyük tekelleri temsil eden Amerikan hükümeti tek tek kapitalistler gibi şey yapamaz. O BOP projesi atar. İşte ne bileyim bilmem ne enerji koridorları der. Ne zaman? 2020'de ne olacak? Ama tek tek kapitalistleri düşünürsen onlar miyoptur. Yani o kadar böyle işte sorarsan da ya uzun dönemde hepimiz ölüyüz. Keynes'in o meşhur lafını söylerler. Ama kapitalist sistem öyle uzun dönemi öngörmeyen, onun planlarını yapmayan bir sistem olamaz. Mümkün de değil. Dolayısıyla regülasyonlar mutlaka gündeme gelecektir. 2006 yılının ikinci yarısında işte bu muazzam alım satım, işte o şişme birden balon sönmeye başladı. Sönünce konut fiyatlarında muazzam bir düşüş başladı. Düşüş başlayınca bu tutsat konut kredisi kullananlar paniğe kapıldılar. Önlerindeki seçenek vardı. Ya ellerinden çıkartacaklardı, fakat ellerinden çıkartıp krediyi ödemeleri için bir de ceplerinden para vermeleri lazım. Bu mühim, hiçbir şansları yok.
Artı fiyatların düştüğü bir piyasada şansın yok. Yani satman bile çok zor. Öyle fiyatlar düşünce hemen herkes alıcı. Hani sat dönemi talimatı verildi diyorum. Al dönemi değil. Öyle bir durum. Bu zaman ne yaptılar? Bankalar devreye girdi. Bankalar bu konutlara tek tek el koymaya başladı. Hatta kapitalizmdeki konut rüyasının sonu. Yani düşünebiliyor musunuz? Böyle hayal kuruyorsunuz. Çok dar gelirli bir insansınız. Amerika gibi bir yerde bir konut sahibi olacaksınız. Fakat bir gün o rüya bitiyor. Bankalar o ipotekle aldığınız o konutu el koyuyor. Ve sayılar inanılmaz boyutlara ulaşmaya başladı. Ve dolayısıyla buralara fon aktaran o deminki söylediğim türev piyasalar kanalıyla kimin eli kimin cebinde olan aktörlerin bulunduğu bu yapıda bir panik başladı. Muazzam zincirleme bir panik. Tabii arkasından borsalar tepe taklak gitmeye başladı. Burada tabii tepe taklak hep toplamı sıfır oyun olduğu için bunlar. Yani ben hep işte borsa efendim düşüyor ne oluyor efendim borsanın bir de kazananları var. Yani siz kimin adına söylüyorsunuz? Tabii. Borsa panikledi eyvah çöküyor ya tamam da bu çöküntünün üzerinden müthiş nemalanan bir kesim var. Yani borsanın nedense çoğunluklara seslenen bölümünü bize anlatıyorlar. İşte millet panikte ne yapacaklarını şaşırıyor. İyi tamam da bu pastanın bir de kazananları var. Yani o toplamı sıfırlı oyunlar dediğimiz kaybedenler var bir de müthiş kazananlar. Yani her kriz aslında birilerinin cebini doldurma fırsatı da yaratıyor. Ve çok ilginç mesela Haziran 2007'de bu tür kredilere yatırım yapan iki büyük fon battı. Bu ikili mekanizma şöyle çalışıyor sevgili dinleyiciler. Bir kısım bankalar kendileri fon oluşturuyor. Sırf bunlar için. Bazıları da bağımsız fonlar var. Büyük. Çok uluslu finans şirketleri. Bundan iki tanesi işte dediğim gibi battı. Arkasından borsalar yine bir panikledi. Ben bunların böyle bir işte kronolojisini çıkarttım. Temmuz'da Avustralya'da hemen. Ya bu nasıl iş kardeşim? Çünkü şöyle bir şey var. Kapitalizmde bir takım teorisyenler çıktı ortaya. Ya kardeşim dediler. Amerika'da yaşanan bir şey bilmem nerede etki yaratıyor şeyi doğru değil. Amerikan ekonomisi çok nevi şahsına münhasır bir ekonomidir. Dolayısıyla Amerikan işte ona ayırma kuramı bir şey diyorlar. O artık şeyi etkilemez. Paniklemeyin. Yani ki eskiden bunun tersini söylerlerdi. Küresel bir dünyadayız. Burası bir köy. Dolayısıyla köyde şurada bir şey olduğu zaman köyün etkilenmemesi mümkün değildir derken. Ama o senaryonun iyi olduğu dönemdi. Senaryonun iyi olduğu dönemde köyün mutlulukları paylaştığı bir dönemde, yani küreselleşmenin nimetlerinin iyi kötü paylaşıldığı bir dönemde köy masalı iyiydi. Fakat şimdi köy masalı doğru değildir diyorlar. Dünya ekonomisi hiç endişe duymasın diğer taraflar. Evet Amerika'da bir şeyler olur ama bu dünyanın diğer taraflarını etkilemez diyorlar. Yani yalandan kim ölmüş? Evet yani. Yalandan kim ölmüş? Hemen zaten Avustralya'da pimi çekilmiş. Hemen vereyim. Temmuz'da Avustralya'da iki fon batıyor. Yani şeyden buraya sıçradı hemen belli. Arkasından Temmuz'dan sonra Avrupa'da Almanya'da bir fonun borçlarını devlet garantisi veriyor. Bu KfW senin de çok yakından izlediğin bir şeydir. Bizim Exim Bank'ın ihracat kredi sigortasına benzer şey. Onun ciddi anlamda devlet borçlarına devlet garantisi verme zorunluluğu gündeme geldi. Yani kurtarılıyor. Çok ilginç yani. Bu ne demekti? Batan bir şeye bir devlet garantisi, güvencesi veriliyor. TÜKAK'a ilan edilen devlet. Yani aman karışmasın kimse. Piyasalar kendi bildiğini yapar. Piyasalar ulvidir denilen bir ortamda çok önemli bir dev bir kamu kuruluşu şey tarafından yine kamunun kaynaklarıyla kurtarılıyor. Onun dışında hemen söyleyeyim. Fransa'da 3 fonun işlemi durduruluyor ki 3 tane dev, yani bayağı ciddi. Tam o sırada ben Paris'teydim. Muazzam bir panik olmuştu hiç unutmuyorum. Arkasından Amerika'da, Avrupa, Asya borsalarında ciddi düşüşler gündeme geliyor. Gelişmekte olan ülkelerden para çıkışları yaşanıyor. Bayağı bu arada biliyorsunuz Türkiye yansımalarında gireceğiz. Oradaki olayı da anlatacağım. Sonunda başka ülkelere yayılmasın diye merkez bankaları, Avrupa Merkez Bankaları da dahil bir araya geldiler biliyorsunuz. Ve likidite noksanlığını fonlamaya başladılar. Çünkü bu türev piyasalar peş peşe zincirleme, borsalar bundan etkilenince nakit peşinde herkesin. Bağırıyor böyle yani yukarıdan helikopterden birisi bir para gönderse de işimi göreyim diye. İşte o arada imdadı Elmore diye
Amerikan Federal Reserve Bankası dahil, Merkez Bankası dahil. Beş Merkez Bankası evet, herhalde. Hemen devreye girdiler. Bunlar öncülük yaptılar. Nakit ihtiyaçlarını karşıladılar ve kriz ilk önce bir yatıştı. İlk şok en azından atlatıldı. Ve çok ilginç, mesela reel sektör basında çok fazla yer almadı. Amerika'da inşaat sektöründe rekor düzeyde gerileme var. Hemen bir rakam vereyim sevgili Necdet. Konut yapımında son 16 yılın en düşük düzeyine geliniyor. 16 yıl bu. Yani diyorsun, istatistiklerde trend analizi çok önemli. Eğer bir sapma varsa şapkanızı önüne koyup orada duracaksınız. Çünkü bu genel bir normal bir gidişat değil. Bir anormal bir durum. 16 yılın en düşük düzeyine geliniyor. Ve çok enteresan, sizin konut alım gücünüz düşünce diğerlerine de yansıyor. Dayanıklı tüketim mallarında. Otomotiv. Mesela otomotivde bir rakam vereyim size. Otomotiv satışlarında %6 gibi ciddi bir düşüş söz konusu olmuş Amerika'da. İşte bunun dışında bu, efendim, evle birlikte kullanılan mütemim cüzleri diyelim. Tamamlayıcıları, mobilya ve benzer. Çünkü konut alamayınca onun şeyleri de düşüyor. Böyle bir durum. Ve sonunda hem finans sektöründe hem de sözünü ettiğim reel sektörlerde çok ciddi işçi çıkışları başlıyor. İşten atılmalar başlıyor. Fakat bu dünyanın öbür taraflarına daha henüz yayılmış değil. Burasının altını çiziyorum. Yani o anlamda daha henüz somut bir şey yok. Ve şunu görüyoruz. Bütün bunlar, her şey duruldu, herhalde atlatıldı denilen iyimser ortama girildi. Nitekim bu iyimser ortam bizim 2008 yılı programımıza da yansıdı. 2008 yılı programının dünya ekonomisindeki gelişmeler bölümüne bakarsan sevgili Necdet, orada diyor ki dünya ekonomisinde bir yavaşlama olacak. Resesyon demiyor, bir yavaşlama olacak. Büyüme projeksiyonları IMF olsun, OECD olsun düşürüyor. Ama Asya'ya demiyor, evet, değil mi? Fakat şöyle bir ifade var, o ifadenin altını çizerek söylüyorum. Herhangi bir şekilde bunun bir resesyona dönüşme krizi ya da gelişmekte olan ülkelerden fonların geri dönüşü, yani sıcak paraların geri dönüşü gibi bir risk henüz mevcut değil. Ama böyle bir kötü olası senaryoda artık düşünmek bile istemiyorlar. Yani bir B planını hazırlamıyorlar. Hani öyle bir şey olmaz anlamında ifadeler var. Fakat ilginçtir, hemen arkasından daha yeni, yani bu 2008 yılı programı çıktıktan sonra bir ay içerisinde bilançolar açıklanmaya başlandı. Büyük şirketlerin bilançoları. Ve zararlar inanılmaz boyutlara varınca, yani düşünebiliyor musunuz? Siz her yıl kâr ediyorsunuz, birden korkunç boyutlarda bir zarar açıklanıyor. Zaten o bilanço zararlarının açıklanmasıyla birlikte özellikle finans sektöründeki devler zararlarını açıklayınca ortalık bir panik haliyle borsalar alevlenmeye başladı. İşte Bush hemen Elmore şeklinde devreye girdi. Söz veriyorum dedi. Kesin olmamakla birlikte dedi. Önce 145 dedi, sonra 150 milyar dolar. Friedman'ın bir şeyi vardır. Bazen ekonomide çok kritik likidite sıkıntısı varsa helikopterden para dağıtırsan sorun çözülür gibi. Böyle parasalcı bir şeyle. Onun belki hipotetik olarak ya da şaka yolu. Bu Keynes'e de çok vardır. Keynes şeyleri kazın. Yolları kazın, işte ne bileyim kuyu kazın, kapatın ondan sonra. Bak ne oluyor, durgunlukla sona erer. Orada aslında bir espridir o. Kuyu kazma, kapatma o kadar da değil yani. Mıntıka yani, temizliği. Amaç yani. Şey olsun, yani dünya ekonomisinde özel sektörün yarattığı boşluğu kamu bir şekilde doldursun esprisidir o. Ama o nedense karikatürize edilerek sunulmuştur. Ve çok ilginçtir. 145-150 milyar dolar oldu. Ne yapılacak, adı ne bunun? Teşvikler verilecek, tüketici kredilerini biraz hareketlendirelim. İşte bazı KOBİ, onların küçük işletmelerine işletme kredileri verelim. Yani çarkı döndürelim, efektif talebi canlandıralım ki herhangi bir resesyon tehlikesi olmasın. Ha diyeceksiniz ki bu daha henüz hemen devreye girmiyor. Çünkü temsilciler meclisinden geçiyor, oradan epey bir zaman alıyor. Yani bürokratik prosedür var. Buna rağmen daha henüz piyasalarda bu açıklandı, arkasından geleceği belli olmasına rağmen piyasalar durulmadı. Halbuki durulmadı. Hiç heyecanlanmaya gerek yok. Ya eninde sonunda işte piyasalar fonlanacak. Bu bile yetmedi. Bunun üzerine FED faiz indirimine gitti. İşte bugünlerde yine toplanıyor. İkinci bir faiz indirimi bekleniyor. Ve sonuçta şuraya geldik ki kapitalist sistem artık herhangi bir şekilde dışarıdan bir kamusal müdahale olmadan kendi kendini yenileyebilen ve bununla övünen o eski havasını yitirdi. Yani övünüyordu gerçekten. Şöyle diyordu. İşte bırakınız yapsınlar, bırakınız gitsin. Kardeşim biz
Piyasalar o kadar ulvidir ki onlar böyle onları gücendirmeye, onları böyle herhangi bir şekilde rahatsız etmeye gerek yok. Sistem kendiliğinden işler. Kapitalizm bütün krizleri bugüne kadar böyle aşmıştır. 30 krizi olmasına rağmen. Böyle bir hava yayıldı. 80'li yıllarda bu doruğa ulaştı. 90'lı yıllarda daha da perçinleşti. Ve ideolojik bir hegemonya kapladı bütün dünyayı. Yani adeta IMF Dünya Bankası programlarıyla hesaplaşan, neoliberal ideolojiyle hesaplaşan herkes dinozor ilan edildi. Burada biz de nasibimiz aldık. Evet. Tabii biz de, siz de aldınız. Hepimiz yani kamusal, kamunun müdahalesini isteyenler piyasaları daha da olumsuz hale getiriyorlar. İşi daha da bozuyorlar dediler. Ve nitekim Financial Times'te ilginç bir başlıkta atıldı. Devletçilik geri geliyor. Evet. Orada olumsuz anlamda bir makale yazıldı. Yani kapitalizmin ruhu değişiyor artık diye. Bunun da nedeni şu, bu SWF fonları diye bir şey var. Sovereign Wealth Fonds dedikleri bağımsız servet fonları. Ama kimin denetiminde? Kamu kuruluşların denetiminde. Hangi kamu kuruluşları? İşte Körfez ve Asya'daki ülkelerin, bir tane Norveç hariç, yani 7 tane dev fon var. Norveç de dahil buna. Singapur'dan 2 tane fon var. Bunlardan muazzam bir şey geldi. Bu kriz anında bu şirketlerin, yani zarar açıklayan, bilançolarında büyük zararlar açıklayan şirketlerin, bu Citigroup biliyorsunuz, 2400 kişinin işine son verdiler. Bunların kağıtlarını almaya başladılar. Bunlar sadece kağıt almıyorlar. Merkez özellikle Amerika'nın cari işlemler açığının finansmanına katkıda bulunuyorlar. Çin, Japonya, Hindistan. Yani şöyle bir tuhaf bir durum var. Emperyal dünyanın başını çeken Amerika ve onun tamamlayıcısı olan Avrupa Birliği ülkeleri herhangi bir kriz anında bu fonların çok ciddi yardımlarını görüyorlar. Yani hatta bir grup farklı düşünenler de var. Yani bazıları diyor ki bu kapitalizmin sonunu falan getirmez. Tam tersine kapitalizm yeni bir aşamada kendini yeniliyor işte. Ha ideolojisi darbe yiyor ayrı bir olay. Yani işte kamu müdahalesi tekrar cazip hale geliyor. İyi ama önemli olan krizin atlatılması ve buna da sosyalistim diyen, işte bununla övünen ülkeler destek veriyor. Çin işte. Yani açık açık Çin'in dev şirketleri geliyor. Buralardan kağıt alıyor. Bu kuruluşlara ortak oluyor. Fakat sanırım kapitalizm kendisini yenilemesi diye belki bu düşünülebilir ama bir grup buna tepki gösterdi. Özellikle Fransa, Almanya, İngiltere, bu G7 ülkelerinden toplandılar. Dediler ki biz bu SWF fonlarına bir şey koyalım. Çünkü eğer bunları kontrol edemezsek, bunlar arka kapıdan gelip bizim bütün piyasalarımızı alacaklar, ellerine geçirecekler. Bunu şunun için söylüyorum. Türkiye'de gelsin yabancı, evet, canım evet, Maliye Bakanım, evet, ya evet, alsın ne olacak canım filan dedikleri bir ortamda. Pijamayla çıkar gene satar. Ve ne diyorlar biliyor musunuz sevgili dinleyiciler? Güvenlik nedeniyle, aynen böyle. Yeni regülasyonlar hazırlayalım diyorlar. Bakın bu enteresan bir şey. Yani adamlar kendi ekonomilerinin güvenliğinin ciddi bir problemle karşılaşacağını öngörüyorlar. Hatta hatırlarsan Avrupa'dan Arabistan'dan bir liman ihalesi vardı Amerika'da. Araplar alıyor diye yer yerinden oynadı. Aman ha ne yapıyorsunuz? Nasıl verebiliriz? Bir Arap sermayesi gelip burada bizim nasıl limanımızı ele geçirebilir diye. Aynı şey Union Oil of California, UNOCAL. Evet. Bunu Çin ulusal şirketi almaya kalktığında CNOC kendisinden 2 milyar dolar daha düşük veren Chevron karşısında alıp götürecekken Temsilciler Meclisi ayağa kalktı. Kesinlikle. Bush'a dediler ki bu ulusal güvenlik meselesidir. Enerji alanı bu stratejiktir. Çinlilere bırakılamaz ve 2 milyar dolar düşük veren Chevron'a. Herkes kendine doğru, devletçi, bize liberal yani. Doğru. Mesela bir rakam vereyim sana. SWF'in değeri bugünkü 2.2 trilyon dolar para dolaşıyor. Korkunç bir şey ya bu. Türkiye'nin milli geliri 400 milyar dolar düşün. Ve 2015'te bu rakamın projeksiyonlar, bu yabancıların projeksiyonu 12 trilyon dolar olacakmış. 2017'de 13.4 trilyon dolar olacakmış. Bir de bunun hedge fonları var. Deminden sen de söz ettin. Yüksek riskli, yüksek riskli fonlar. O da 90'da 30 milyar dolarmış. 2005'te 1.4 trilyon dolar. Şimdi bu Fransa, özellikle Almanya, Avrupa ülkeleri hem yüksek riskli fonlar hem de bu SWF'lere karşı tedbir alalım, yeni regülasyonlar getirelim. Enteresan. Yani
Hatırlayın, deregülasyon deniyordu. Evet, neydi? Kuralsızlaştırma. Evet. Aman işte kardeşim, kamunun payını küçültelim, piyasaları şey yapalım, devlet müdahalelerini minimize edelim. Ne kadar regülasyonlar varsa bunları tasfiye edelim. Kuralsızlaştırma esas diyen kapitalizm şimdi şeyi ön plana çıkartıyor. Bu bana şunu gündeme getirtiyor. Tan Doğan diye bir şey var biliyorsunuz. Bu ülkeye komünizm gelecekse onu da biz getiririz diye. Şimdi kapitalistler de bakıyorlar. Ya kardeşim tamam biz bir tükaka ilan ederiz bunları. Ama eğer bu kavramlar yeniden gündeme gelecekse bunları yeni makyajlarıyla, yeni içeriklerinin bizler tarafından doldurmuş haliyle biz gündeme getiririz. Bunu sol dünyaya, solun jargonları olmaktan kurtarırız diye bizatihi bugün kendileri gündeme getirmiş durumdalar. Daha sonra Türkiye yansımalarında istersen girebiliriz. Yani keşke yani şu söyledikleriniz dinlense de, şu programlarımız dinlense, yani sıklıkla kullanmak zorunda olduğum bir deyim var, halk deyimi. İşte bizde bir kesim gökten yağanı toprağın reddetme hakkı yoktur diye. İşte bu liberal, neoliberal söylem, her şeyi serbestleştirelim, enerji piyasasını vesaireyi, her şeyi satalım. İşte dediğim, biraz önce söylediğin gibi, yani Sayın Unakıtan, ben satarım kardeşim, pijamayla çıkarım, gece yarısı gelsin gene satarım, ona da satarım, buna da satarım anlayışıyla gidiyor. Ama işte bunun böyle olmadığı, hiç değilse başkalarının yanlışından ders alarak size ait olmayan. Yani siz bugün burada açıkçası yolcusunuz. Yani hancı değilsiniz. Babanızın malı da değil. Tabii. Bu Cumhuriyet'in emek emek kurduğu kurumları haraç mezat satma durumunda da değilsiniz. Bakın ders alın. Hiç değilse doğrusunu bundan sonra yapın. Şimdi ama bakıyorsunuz programa. Biraz sonra onlara gireceğiz. 2008 programlarına baktığınızda, yani sizin yazılarınızda çok açık olarak yer alıyor. Aynen IMF programını devam ettireceksiniz. Avrupa Birliği'ne verdikleri sözlerde en tepede gene özelleştirmeler var. Doğru. Dolayısıyla yani bundan pek geri adım atmaya niyetleri yok ama keşke ders alabilseler de şu ülkenin kendilerine ait olmayan kaynaklarını har vurup harman savurmasalar diye düşünüyorum. Yani belki kesinti olmadan devam etmekte yarar var. Şimdi gene yani Türkiye ekonomisine yansımaları. Şöyle yapalım Senli benli konuşunca izleyici yadırgayabilir ama biz 20-30 senelik dostluğumuz var. Tabii. Onun için bu özellikle senin hem 18 Ocak'ta başlattığın, birkaç gün önce de devamını getirdiğin bu 2007 yılı katılım öncesi ekonomik program var. Yani bu bir taraftan da hem küresel kriz konusunda neler öngördüklerini, hiç değilse bir revizyona keşke gitseler. Yani şu sonra biraz daha dikkatle baksalar, bu her alanı etkileyecek. Yani %5'lik büyüme, %5,5'luk büyüme neyse gerçekleşecek mi? Yıllık büyümeyi çünkü örneğin %5,6 olarak öngörmüşler. Doğru. Dolayısıyla bütün bunlarda bir değişiklik olacak olmayacak, onlara da baksalar ama özellikle bu katılım öncesi ekonomik programın öncelikle bir kritik unsurlarını ve bu küresel kriz ışığında da bu konudaki görüşlerini bizimle paylaşırsan çok seviniriz. Tabii. Şimdi bu katılım öncesi ekonomik program biliyorsun sürekli olarak Türkiye'nin her yıl 3 yıllık öngörülerle ama hazırlamak zorunda olduğu bir 7 tane falan hazırlanmış bugüne kadar. Şimdi mantığı ne diye düşünürsen güzel bir şey çünkü plan var ama kalkınma planı var biliyorsun kalkınma planı 5 yıllıktı sonra onlar 7 yıllık oldu Avrupa Birliği'ne uyum için. Bu şunu gündeme getiriyor. Bir nevi her yıl hazırlayacağım yıllık programın sonrasını da görmüş oluyorsun. Yani 3 yıllık yapmanın mantığı o. Yani ben 3 yıl işte şöyle bir rota takip edeceğim. Ha sonra revize edebiliyorsun onu. İlla o senin dediğin 3 yıl o şekilde geçmeyebiliyor. Aynı şey gibi orta vadeli program gibi, orta vadeli mali plan gibi ve bütçenin 3 yıllık olması gibi. Şimdi bizim bütçeler de 3 yıllık. Biri kesin, diğerleri ise öngörü. Yani her an revize edilebilecek. Ama niyetleri göstermek aslında çok önemli. Bizi ilgilendiren tarafı bu. Şimdi biz ne beklerdik bu hükümetten? Bu hükümet adı üzerinde yola devam dedi. Çok saygın bir şey. Birisi diyebilir ki ben yola devam edeceğim. Yola devamı tercüme etmeye kalkarsak yola devam şu. Ben IMF ile bir program yapıyorum. Onunla devam. Eyvallah. Saygı duyulacak bir şey. Fakat 2008 Mayıs'ına sona eriyor. Soruyorlar Maliye Bakanı'na. Yanıt vermiyor. Evet. Hükümet programı adı üzerinde niyetler manzumesidir. Yani orada hükümet önündeki
4 yıllık değil mi bu hükümet? 4 yıl boyunca ben şunları yapacağım diyor. Şimdilik 4 yıllık, işine gelirse başka bir şey yapmaya çalışacağım. Evet, şimdi burada açıkça bakıyoruz. O metnin hiçbir yerinde ben IMF ile yola devam edeceğim demiyor. Hı-hı. Ama diyor. Diyor. Yani neden diyor? Net olarak sözcük olarak kullanmıyor ama açıkladığı programlara bakıyorsun. Sosyal sigortalar yasasını değiştireceğim diyor. Sosyal güvenlikle şunu yapacağım. Özelleştirmelere devam diyor. Ve özellikle 2007 kepine baktığımız zaman, katılım öncesi ekonomi programına baktığımız zaman açık açık şunu söylüyor. Bugüne kadar yarıda kalmış olan bütün şeyleri, yapısal reformları tamamlayacağım diyor. Yani öngördüğüm neyse, şu ana kadar öngördüklerim neyse, toplumsal muhalefet olsun ya da olmasın. Yani ben bir yol çizdim kardeşim diyor. Ben yoluma devam ederim diyor. Ha burada şu olmuş, işsizlik olmuş, bu olmuş, beni ilgilendirin. Ben yoluma devam ederim diyor. Dolayısıyla 2007 yılı kepi aslında 2008 Mayıs'ında sona erecek olan standby'ın uzatılmış hali. Doğru. Yani biz aslında 2008 Mayıs'ında bir standby anlaşması imzalansa işte elimizde kep var zaten. Bu da neyi gösteriyor? AB'ye giden yol ile IMF'ye giden yol aynı yolda kesişiyor. Yani Türkiye Washington-Brüksel hattını birbirine bağlamış durumda. Bu özellikle bazen iyi niyetli Avrupa Birliği yanlısı olan insanlarımız vardır, dostlarımız vardır. Ya hocam ben bu rüyanın gerçekleşmesini istiyorum. Ama birebir sorduğunuz zaman IMF Dünya Bankası programlarına itiraz eder. Hocam Türkiye'nin ulusal bağımsızlığı darbe yiyor der. Ben de hep sorarım. İlerleme raporlarına baktın mı? Kalkınma öncesi ekonomik programlara baktın mı? Katılım öncesi ekonomik programlar standby'ın bir versiyonu. Zaten bir ülkenin iki programı olmaz. Yani doğası gereği de böyle. Ben bunu yadırgamış değilim. Hani Avrupa Birliği'ne giden yol başka bir yol. Efendim IMF'e giden yol başka bir yol olamaz zaten. Önümüzdeki dönemde bir harita çizeceksiniz. Bu haritanın içeriğine baktığınız zaman iki yolun kesiştiğini görmek lazım. Yani hayal kurmamak lazım. O farklı bir yol. Bu farklı bir yol. Peki gidilen yol ideolojik olarak tercih bu. Onu anladım. İyi ama siz dünya ekonomisi konjonktürü iyiken bunları yapmışsınız. Hı hı. Şimdi dünya ekonomisi konjonktürü bozulurken ben hep söylerim. Siz istediğiniz kadar ben emek karşıtıyım. Ben efendim sermayenin lehindeyim. Ben işte sermaye lehinde bir program hazırlayacağım deyin. Dünya ekonomisi konjonktürü buna uygun değilse siz sermayeye kaynak aktaramazsınız. Yani ciddi bir problemle karşı karşıya kalırsınız. Dolayısıyla 2007 yılı kepinin 2008 yılı programının orta vadeli programı, orta vadeli mali planın ciddi anlamda projeksiyonları sil baştan değişmek zorunda. Yani Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti diyecek ki ben bir B plan hazırladım. Şu ana kadar benim hazırladığım bütün projeksiyonları hikaye görün. Yani onlar bir niyet manzumesidir. Ben buradaki projeksiyonları ciddiye almayın lütfen. Ben öyle bir yaptım işte uzmanlarıma bir oturdum yaptım. En basitinden söyleyeceğim. Bir tane kriter vereceğim. Büyüme. 5,5 diyor. 5,5. Ve 2008 yılı programında gerçekleşme tahmini için 2007'nin büyümesi sevgili Necdet 5 olarak verilmiş. Ya bu 4 olacağını başbakan söylüyor. Hı hı. Şimdi Maliye Bakanı'nın böyle bir şeyi vardır. Şakacı bir tarafı var ya. Ya diyor. Enflasyon diyor. 8-10 gördük diyor. 4 çıkmış diyor. 4 öngördük 8 çıkmış diyor. Ne var ya diyor. 4. 4 puan yüksek diyor. Ya %100 sapma bu. Batı'da söylese bunu. Yani bir canlı yayında herhangi birisine bir canlı yayında böyle bir açıklama yapsanız vallahi hükümet düşer. Zaten %100 sapmış. Böyle bir kafa yapısı oraya gelmez. Yani tuhaf bir şey yani. Ve büyüme siz 5 öngörmüşsünüz 4. Şimdi bu ne demektir? Büyümenin sürdürülebilirliği sorunu gündeme getirdi. Tabii. Şimdi şapkayı önümüze koymamız gerekmez mi? 23 çeyrek büyüyor. Müthiş bir şey ya. 23 çeyrektir bu ekonomi büyüyor. Büyümesini tartışırız. Hani biliyorsun Selim Somça bu büyüme oranları yanlıştır diyor. Doğru, ama eğilim doğru. Yani Selim de bunu kabul ediyor. Türkiye ekonomisi büyüme eğiliminde. Ha 7, ha 4, ha 5. O ayrı bir konu. Tabii. Ama büyüme eğiliminde. 23 çeyrek. Bunun 2002'nin birinci çeyreğini bir tarafa bırak. Bir de bugünkü çeyreğe bak. Bugünkü çeyrek o birinci çeyrek dışarıda bıraktığın zaman en düşük büyüme oranı. Yani bugüne kadarki en düşük büyüme oranı 2007'nin 3. çeyreğinde elde edilmiş. Bu müthiş bir şey. Yani trend analizi yapanlar için ya biz burada bir şey yapıyoruz.
Ve dolayısıyla yılın bütününde de bir düşüş var. Yani neyi gösteriyor bu trend böyle devam ederse? Ki daha kriz ne olacağı belli değil. Yani mevcut durumda bile. O zaman bu bırakın 5'i, 5,5'u çok daha gerilere falan düşebilir. Tabii, bu bir. Tabii. İkincisi bu model hep bir kutucuğu var, ben bayılıyorum. Uluslararası finans piyasalardaki dalgalanmalar ve Türk mali sistemine yansımaları diye bir kutusu var bunun. Kutu 2.1. Yani 2007 yılı ne oluyor? Katılım öncesi. Neyin ekonomi kutusu programı. Bu? Böyle içinde kutular var böyle. IMF yok, raporu mu Türkiye'deki? Bizim kendilerinin yani. CAP'in ya. CAP'in içinde bir kutu 2 var. Böyle zaman zaman orada aydınlatıcı bilgi veriyor. Kutu 2.1 uluslararası finans piyasalardaki dalgalanmalar ve Türk mali sistemine yansımaları diyor. Aralık 2007'de hazırlanmış. Diyor ki evet diyor böyle krizler var, işte mortgage, işte ipotek kredi, konut kredilerinde problem var ama diyor önümüzdeki dönemde diyor Türkiye ekonomisinin bu gelişmelerden olumsuz etkilemesi söz konusu değildir. Diyor. Bitti. Bunu dediğiniz andan itibaren siz iyimserlerin arasına katıldınız. Peki ama diyor arkasından da bu da olabilir diyor. Böyle bir kötü şey de olabilir. O kadar. Olabilir. Olabilir. Peki olabilir. Nerede bunun B tipi senaryosu? C, D, E değil mi? BOP'u tartışırken herkes diyor ki işte şu olursa ne olur? Ya da enerji koridorlarında işte efendim şey üzerinden gelirse, Rusya üzerinden aksasa o program ne olacak Samsun'dan? Ya da ne bileyim İran üzerinden aksasa bak adam vazgeçti bugün geldi filan. Yani senaryo türetmek iktisadın doğasında olan bir şey. Siyasal iktidara kadrolar, bürokratik kadrolar 5, 6, 7 tane şey vermesi lazım. Bu olmazsa B planı olmazsa C. Bundan hiçbirisi yok. Hiçbir hazırlık yok. Hayır bir de şunun tarihine bakın. Evet. Şimdi benim önümde Sayın Erdoğan 23 Ocak 2008 meclis grubunda konuşuyor AKP'nin. Evet. Kriz bizi etkilemez. İşte ya böyle bir şey yani, olabilir mi ya? Mehmet Şimşek o diyor ki 24 Ocak'ta yani global bir kriz yaşanırken Türkiye'nin etkilenmeyeceğini söylemenin mümkün olmadığını ancak eskiye oranla Türkiye ekonomisinin çok daha sağlam temeller üzerinde durduğunu bunları da tartışırız ama öte taraftan Sayın Onakıtan 28 Ocak 2008'de bizde kriz yok. Bir kriz yok. Ama zaten burada Necdet, sevgili Necdet diyor ki bak artık dünyanın bu decoupling hani ayrım dedim ya ayrım sürecinde olduğu ve ABD ekonomisindeki olumsuz gelişmelerin gelişmekte olan ülke ekonomilerinin büyümelerini olumsuz yönde etkilemeyeceği görüşü tartışılmak. Bunlar kabul ediyor bunu. Çünkü etkilemeyecek demek çünkü son cümle şöyle. İlk veriler 2008 yılında gelişmekte olan ülkelere kayda değer bir net sermaye akımının gerçekleşeceğini göstermektedir. İnanıyor yani. Yani şey var diyor, decoupling olacaktır diyor. Dünya ekonomisindeki o problem bize yansımayacak, merak etmeyin diyor. Bu inançtır. Bunun bilimle falan bir şeyi yok. Ve dolayısıyla bunun bir şeyin yapılması lazım. Bakıyoruz daha başka şeye. Şimdi biliyorsun bir iyimser senaryo var, bir kötümser senaryo. Kötümser senaryo zaten, işte iyimser senaryo zaten bir şey olmayacak, merak etmeyin. Olmaz diyor. Zaten yani, biz Türk olduğumuz için. Yani, hani radyasyonlu çayda çay etkilemez. Çay da olmaz. Bir program vardı hiç unutmuyorum. Bu AIDS'in ilk şeyiydi galiba. İki tane askere gidecek olan çocuk. Böyle bir herhalde askerlik öncesi bir hatuna gidecekler. Hatun da gazeteci kılığında. Ara takside bekliyor, onlarla pazarlık yapıyor. Evladım diyor. Biraz da büyük tabii iki tane çocuktan. Ben de bir AIDS hastalığı var diyor. Başınız belaya girer diyor. Abla diyor biz Türk'üz diyor. Bize hiçbir şey olmaz diyor. Bize diyor AIDS vız gelir diyor. İşte bu bugünkü hükümette aynı böyle AIDS de vız geliyor. Evet. Efendim o şeylerde hani neydi o aşılanma şeyi de bittiği için kuş gribi, muş gribi o da vız geliyor. Bu da vız geliyor. Buş gribi de. Ha, yani şey öyle bir şey de vız gelir diyor. Kötümser senaryo ne olur diye sorarsan onunla da ilgili ben bir takım ya belki dinleyip düzeltebilirler. Yani çünkü sanki düğmeye basınca başına evet, gelince tabii, hemen tabii. Tedbir şimdi, alınacakmış gibi. Sevgili Necdet, kötümser senaryo ile ilgili şöyle bir tartışma var. Bunlar hala tartışılıyor. Ne olabilir diye şunlar var. Döviz fiyatı hızla tırmanışa geçer. Tabii. Birinci şey. Bu gelişme döviz talebini patlatır. Hakikaten yani patlar. Ve bu talebi ekonomi karşılamaz. Yani o övündüğünüz rezervler var ya. Hı-hı. Hani Merkez Bankası başkanları çıkıyor eskiler. Hiç merak etmeyin. Yani hız gelir bize. Yani, nedir ya? O biter. Hemen o muazzam bir patlama. 400 milyar dolar milli gelir olan bir ülkeden bahsediyoruz. Borsa çöker. Enflasyon hızla tırmanışa geçer. Bu mali kriz reel sektöre sıçrar. Ve firmalar batmaya başlar, üretim azalır, işsizlik hızla büyür.
ve 138,5 milyar dolarlık dış borcu bulunan özel sektör ciddi nasıl bir kur riskiyle karşı karşıya kalır. Bakın eskiden bizim hep kamu sektörümüzü düşünürdük. Allah ne yapacağız? Bu kamu sektörü ne yapacak? Durum kritik. Şimdi kamu ikinci plana düştü. Özel sektör. Yani borç yiğidin kamçısı burada yiğit kamu sektörü değil. Özel sektör. Hatırlarsanız hiç unutmuyorum. Rusya krizinde IMF yanıldı. IMF Güney Kore krizinde baktı. Güney Kore'nin faiz dışı fazlası gayet iyi. Bütçe açığı vermiyor. Bilmem ne yap. Vallahi dediler burada kriz çıkmaz. Kriz çıktı. Ve itiraf etti. Büyük hata yaptık dedi. Özel sektörün borçlandığını göremedik dedi. Özel sektörün borçlanmasını Güney Kore'de kütüğe yazmamışlar. Borç kütüğü vardır. Yani orada eş dost kapitalizmi olduğu için muazzam bir ticari bankalar borç vermişler şeylere, iş adamlarına. Ve iş adamlar kimin eli kimin cebinde ve piyasa perişan oldu, krize girdi. Güney Kore'de oldu bu. Demek ki Türkiye'de herhangi bir döviz patlaması durumunda açık söylüyorum özel sektörün hiçbir planı yok. Hiçbir planı yok. Bunu hatırlarsan 2001 krizinden sonra Ecevit eline bir şey tutuşturmuştu rahmetlinin. Böyle aldı. Korkut Hoca bunu Allah çok bahsetmiştir. Sayın Borat'a. Şöyle okuyordu. Herhangi bir şekilde bankacılık sektörümüzün olası işte ne zararı varsa ne şeyi varsa dışarıdan ödeyememe durumu bunu kamu üstlenmiştir dedi. Hiçbir yasal hiçbir şeyi yok. Evet. Yani bana ne özel sektör gitmiş borç almış. Onun borcunu niye kamu üstlensin? Hiçbir hukuki gerekçeye dayalı olmadan bunu söylemişti. Sanırım bizim özel sektörümüz bu hükümetten bunu bekliyor büyük bir ihtimalle. Yani ya bizi idare eder. Bilmem ne olur. Dolayısıyla böyle bir durum var. Sonuçta şunu görüyoruz ki makroekonomik gösteriler tümüyle bozuldu. Zaten ben burada bu tartışmayı yapanlarla birisiyle görüştüm. Bu tartışma televizyonlarda da taşındı. Makroekonomik gösteriler tümüyle bozulur diyor. Kardeşim zaten 2007'de bozuldu. Bütün başarılı olan bütçe açığı saptı biliyorsun. Enflasyon %100 saptı. Diğerleri saptı. Yani hangi gösterge iyiydi de? Yani bardağın yarısı dolu, bardağın yarısı boş tartışması artık sona ermiştir. Bardağın tümünün boş olduğu anlaşılmış. Çok teşekkür ederim. Yani kriz geldikten sonra bunun çözümünün düşünülmesi mümkün değil. Bunun bedelinin de sizin bizim çalışan kesimin üstüne yükleneceği çok açık. Değerli izleyenler, programımızı kapatırken bu masalla ilgili biliyorsunuz hep bir kulağımızda bir terane vardır. Bir varmış, bir yokmuş diye söze başlarsınız ve öylece devam eder. Ben sevgili Can Yücel'in bir şiiriyle son vermek istiyorum. Bana bir varmış de, bir varmış, bir yokmuş deme, içime dokunuyor. Programda emeği geçen tüm arkadaşlarla birlikte size esenlikler diliyorum. Dilerim 2008 yılı korktuğumuz gibi bir sürece girmez ama tedbir almak zorundayız. Sadece dilemekle olmuyor. Bize de yaraşan budur. Bilimin ışığında tedbirleri almak gerekir. Hepinize tekrar tekrar iyi günler ve esenlikler diliyorum.